her şey onun doğaya olan aşkıyla başladı. Doğal hayatın detayları onu büyülüyordu. Solucanın bir gün içinde ürettiği toprak miktarı kadar basit bir olay bile onun için merak konusuydu. Ve çevresinde olup biteni anlama arzusuna dönüştü. Yaşamın kanunları nelerdir? Kendi kendinize bu soruyla uğraşacağım dediğinizi düşünebiliyor musunuz? Darwin defterine tekrar tekrar bu soruyu yazmıştır. Yaşamın kanunları nelerdir? Ve gerçeği söyleme cesareti pekişti. O yıllarda evrim öğretmek, kişinin kendisini ilmin sınırları dışında beyan etmesiydi. Toplum dışı bırakılmak ve tehlikeli olmakla eş anlamlı bir şeydi. Macera perest, yankar ve dünyayı algılayışımızı kökünden değiştiren adam. Charles Darwin, evrimin sesi. Charles Robert Darwin, birkaç güçlü etkenin kontrolünde bir hayat yaşadı. İnsanoğlunun cesur sorular sormaya başladığı bir zamanda, yani 1809 yılında doğdu. Doğduğu yer olan Shrewsbury, İngiltere ve onun doğa sevgisiyle büyümesine imkan sağlayan yeşil alanlarla doluydu. Annesi genelde hastaydı ve genç Charles'la yakından ilgilenemiyordu. Babası Dr. Robert Darwin, zengin bir aristokrat ve otoriter bir aile reisiydi. Robert Darwin önemli bir şahsiyetti. Bir doktor, iyi tanınan zengin bir yatırımcıydı. Yaşadığı çevrede varlığını hissettiren bir insandı. Pek çok iş ondan sorulurdu. Dr. Darwin sosyal statüye önem verirdi ve Charles'tan da bunu bekledi. Charles ve kardeşleri her akşam iri yarı babalarının uygun davranışlar üzerine verdiği uzun vaazları dinlerdi. Babasından ürken ve kardeşleriyle yakın olamayan Charles kendini çoğu zaman yalnız hissederdi. Evde kendisiyle baş başa kalmak için çok fırsatı olduğunu sanmıyorum. Kendine ait bir mekanı olmadığı için doğa ona hem yalnız kalma imkanı hem de sırf kendisine ait bir mekan sunmuş oldu. Ailesi ve arkadaşları arasında genç koleksiyoncu adını aldı. Charles 8 yaşındayken annesi ölümcül bir hastalığa yenik düştü. Dr. Darwin terbiye ve düzen konusunda ısrarcı davranarak çocuklarının acısını dışa vurmalarına engel oldu. Charles annesini kaybetmekten etkilenmemiş görünür. Sadece birkaç hafta sonra tanık olduğu bir askeri cenaze töreninde çok etkilendi. Cenaze mezara indirilince tüfekli bir er tabutu kapattı. 8 yaşında bir çocuk o sahneyi ve o an hissettiklerini ölene dek unutmadı. Fakat annesi hakkında ölüm döşeğinde giydiği siyah gecelik dışında hiçbir şey hatırlamadı. Ya annesine hiç yakın hissetmedi ki bu bana imkansız olarak görünüyor, ya da hissettiği yakınlığı bastırdı ve acısıyla birlikte gömdü onu toprağa. Charles 13 yaşında Shrewsbury Lisesi'ne başladı. Bu 1822'ye, yani eski dillerin bilmenin beyefendilik ölçüsü sayıldığı yıllara denk düşüyordu. Derslerinin büyük bir bölümünü Yunan ve Latin edebiyatı oluşturuyordu ve bu Charles'a can sıkıntısından başka bir şey vermiyordu. İlgisizliği düşük notlar almasına neden oldu ve çevresindekileri çok zeki olmadığına inandırdı. Okulda ve evde baskı altında olan Charles çok iyi bir avcı ve binici olarak özgürlüğü doğada buldu. Kuş avına çıkmayı çok severdi. Vurduğu her kuşu seyir defterine işlerdi. Sabah yatağından kalktığı anda ayaklarını botlarına sokabilmek için onları yatağının hemen yanı başına koyardı. Silahını da kapıp ava çıkardı. Bir saniye bile kaybetmek istemezdi. Fiziksel kabiliyetleri gelişirken okuldaki durumu daha da kötüye gitti. Dr. Darwin, Charles'ın tembel ve itibarsız bir insan olmasından korkuyordu. 1825 yılında babası 16 yaşındaki Charles'ı Shrewsbury Lisesi'nden alarak Edinburgh Üniversitesi'ne yolladı. Tıp öğrencileri ameliyatlarda bulunmak zorundaydı ve henüz kloroform kullanılmadığı için ameliyathaneler işkence odası gibiydi. Charles masalara bağlanıp çığlıklarını bastırmak için ağızlarına bezler tıkıştırılan insanları dehşet içinde izledi. Çekilen acıya dayanamadı ve dönmemek üzere okulu terk etti.
Doktor olamayacak kadar hassas ve bunu babasına itiraf edemeyecek kadar korkaktı. Okulu bıraktığını saklayarak bir yıldan fazla Edinburgh'da kaldı. Eve döndüğünde babası ona saygınlığa giden farklı bir yol önerdi. Babası, madem doktor olmak istemiyorsun o zaman rahip ol. İnançlı olmak zorunda değilsin. Zaten birçok rahip de değil ama bunu karına söylememelisin. En önemli davetlere çağrılırsın. Yüksek gelirin ve güzel bir evin olur. Bütün bunların yanında tüm zamanını da doğada kuş ve böcek yuvaları toplayarak geçirebilirsin, dedi. Charles bakanlık için çalışmayı onayladı ve babasının gücü sayesinde Cambridge Üniversitesi'ne kolaylıkla kabul edildi. 22 yaşındaydı ve gençliğinin tadını çıkardı. Bol içki içip gecenin geç saatlerine kadar kumar oynadı. Bu sırada ilk kız arkadaşı olan Fanny Owen dışında bir genç bayanla da flört etmeye başladı. Hayatını değiştirmek için yaratılmış olan adamlarla karşılaşana kadar Charles hiç olmadığı kadar avareydi. Profesyonel bir rahip ve amatör bir botanist olan Profesör John Henslow, Darwin'in bir kenara bırakıp attığı doğa tutkusunu tekrar canlandırdı. Bu iki adamın yürüyüşlerine öylesine alışılmıştı ki, Darwin'e Henslow'la yürüyen adam diye hitap ediliyordu. Darwin doğayla oynamaya başladı. Doğaya o ana kadar hiçbir şeye karşı duymadığı kadar güçlü bir ilgi duyuyordu. Doğa tarihi ve jeoloji hakkında birkaç temel ders almıştı. Fakat asıl birikimini insanlar ve doğayla birebir ilişkiye girerek edindi. Böceklere ilgi duyan hırslı bir bitki ve hayvan koleksiyoncusu haline geldi. Gördüğü bir böceği sağ eliyle yakalarken az bulunan bir başka böceği de sol eliyle yakaladı. Üçüncü bir böceği yakalayabilmek için sağ elindeki böceği ağzına attı. Üçüncüyü yakalamaya çalışırken ağzındaki böcek zehrini akıttı. Darwin iğrenerek ağzındaki böceği tükürdü. Bu arada elindeki böceklerden birini de kaçırdı. Olay elinde bir böcek ağzında kötü bir tadla son buldu. Fen alanında verilmiş birkaç ciltlik eseri bir nefeste okudu ve onu uzaklara götürecek bir maceranın hayaliyle yaşadı. Derslerini ihmal etti ve Cambridge'den zar zor bir teoloji diploması alarak ayrıldı. Shrewsbury'yi ziyaret ettiği sırada Profesör Henslow'dan bir mektup geldi. Profesörün dediğine göre bir kraliyet gemisi olan HMS Beagle yakında bir dünya turuna çıkacaktı. Henslow bu konuyla ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Darwin bu habere çok sevindi. Dünyayı görmek için yanıp tutuşuyordu. Bu yolculuğa çıkmayı çok istemesine rağmen o gece yatmadan önce günlüğüne tek yazdığı seyahat önerisi reddedildi oldu. Reddetme nedeni ise babası Dr. Robert'ın onaylamamasıydı. Dr. Darwin oğlunu kaybetmekten çok korkuyordu. İngiliz koloni imparatorluğu sırasında birçok genç adam macera için yollara dökülmüş ve birçoğu hiç geri dönmemişti. Charles'ı bunun kötü bir fikir olduğuna inandırmak için bildiği her yola başvurdu ama Charles'ın kararlılığını ve isteğini görünce sadece bir şart öne sürdü. Eğer Charles bu derece fikri destekleyen bir tek sağduyulu insan gösterebilirse ona izin verecekti. Doktor Darwin'i seyahati finanse etmeye ikna eden insan Charles'ın amcası Josh Beswood oldu. Charles hem çok mutlu hem de endişeliydi. Darwin bu yolculuğun taşıdığı önemin farkında değildi. Bu yolculuğu sağ salim atlatabileceğinden bile emin değildi o. Tek isteği ailede en çok saygı duyduğu insanların desteğini almaktı. Babasına ve Cambridge'deki profesörlerine dişe dokunur bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istiyordu adeta. En büyük arzusu buydu. Ailesinin 20 yıldır en çok sorun çıkaran çocuğu olan Charles, kendini kanıtlamakta kararlıydı. Bilinmeze yapacağı yolculuk için sevgili ailesini ve genç sevgilisini geride bırakıyordu. Charles
Charles Darwin hep dünyayı dolaşma hayali kurdu. Ve 1831'de bu hayalini gerçekleştirme şansı doğdu. İngiliz kraliyeti HMC Beagle adlı gemiyi Güney Amerika sahillerinin haritasını çıkarmakla görevlendirdi. Geminin kaptanı bir doğa bilimci arıyordu. 22 yaşındaki Darwin'in önündeki son engel kaptan Fitzroy'un onayını almaktı. Bir insanın kafasının ya da vücudunun şeklinden karakterinin çıkarılmasına fizyonomi denir ve kaptan Fitzroy bu konuyla yakından ilgili biriydi. Kaptan Fitzroy burnunun şekli nedeniyle Charles'la iyi anlaşamayacaklarına kanaat getirmişti. Beyefendiliği ve yolculuğa olan tutkusu sayesinde kaptanı ikna etti. Sevinci gemiyi görene kadar sürdü. Uzunluğu 27 metre, genişliği ise 7 metre civarındaydı. Darwin hayalindekinden çok daha küçük bir gemiyle karşı karşıyaydı. Paylaşmak zorunda kalacağı kameraya baktı. Ancak eğilerek içine girilebiliyordu. Darwin 1.80 boyundaydı ve tavan daha da alçaktı. Bu en küçük kabinler ona klostrofobiyi hissettirecek kadar dar ve boğucuydu. Kız kardeşlerine, babasına ve arkadaşlarına yazdığı mektuplardan paniğe kapılmış olduğu anlaşılır. Şansı varken geri mi dönmelidir? Asla dönemezdi. Ve bunun da farkındaydı. Darwin, hapishaneye benzeyen kabinine huzur vermeyen şeytan diyordu. Geminin yüzen tabutta denen bir fırkateyn olduğunu öğrendi. 74 adamın 3 ila 5 yıl süresince bu geminin içinde yaşayabileceğini aklı almıyordu. Havanın iyileşmesini beklerken gemi birkaç ay limanda yattı. Bir gece gemicilerin bir kısmı sarhoş oldu ve ertesi sabah Fitzroy hepsinin dövülmesini emretti. Bu vahşi disiplin anlayışı Darwin'i dehşete düşürdü ve çıkacağı uzun yolculuk hakkındaki endişelerini bir kat daha artırdı. Endişesi ve huzursuzluğu göğüs ağrılarına sebep oldu. Sonunda gemi denize açıldı ve Darwin yeni bir işkenceyle karşılaştı. Başındaki en büyük bela deniz tutmasıydı. Bu kuşaklar boyu, ben de dahil olmak üzere tüm Darwin ailesi bireylerinin sorunu olmuştur. Çok iyi bir gen olduğu söylenemez tabii. Devamlı kusuyordu. Çünkü dünyanın en azgın denizlerinde dolaşıyordu. Uyku bile huzur getirmedi. Odanın bir köşesinden öbür köşesine bağlanmış ve bütün gece sallanan bir hamakta uyuyordu. 2 ay sonra gemi Güney Amerika sahillerine yanaştı. Darwin ailesinden ilk mektuplarını burada aldı ve yıkıcı bir darbeyle daha karşılaştı. Darwin yola çıktığında Fanny Owen adında bir kız arkadaşı vardı. Birlikte çok hoş zaman geçiriyorlardı. Charles'ın kalbinde çok özel bir yere sahipti. Fanny bekleyeceğini söylemişti fakat sözünü tutmadı. Charles gittikten bir yıl kadar sonra evlendi. Bu haberle sarsılan Charles'ın imdadına eski aşkı olan doğa yetişti ve boşalan yeri doldurdu. Hiçbir insan ona Brezilya yağmur ormanlarındaki yürüyüşün hissettirdiklerinden daha güzel bir duygu hissettiremezdi. Çimenlerin zarafeti, parazit bitkilerin yeni yetmeliği, çiçeklerin güzelliği karşısında adeta nefesim kesildi. Bugün yaşadığım derin mutluluğu hayatım boyunca bir daha tadabileceğimi zannetmiyorum. Zihnim karmakarışık, mutluluğun sarhoşluğu içindeyim. Charles Darwin. Yorulmaksızın yüzlerce ürün fosilini, derisini ve cesetlerini topladı. Geminin durduğu her yerde karaya ilk fırlayan ve dağlara tırmanmaya başlayan o oluyordu. Karada Güney Amerika kovboylarıyla 400 mil yol kat etti. Bunlar gerektiğinde insan öldüren zorba adamlardı. İyi bir binici olan Darwin onlardan geri kalmıyordu. Güçlü ve dayanıklı bir adamdı. Nazik tavırları sayesinde kendini hem yerlilere hem de gemicilere sevdirmeyi başardı. Gemiciler ona filozof diyor, garip ve zararsız buluyorlardı. Her an çoğalan koleksiyonunun örneklerini koruyabilmesi için variller inşa ettiler. Yaptığı işin önemli olduğunu hissettiler ve haklıydılar.
Doğanın karmaşık ağasını yavaş yavaş çözmeyi ve kavramayı kendine amaç edindi. Salvador şehrinin tepesindeki kayalıklarda çok önemli bir ipucu buldu. Kafasını kaldırdı ve dağdaki kayaların arasında, daha sonra deniz kabuklarından oluşan bir şerit gördü. Şerit bölgede devamlılık gösteriyordu fakat denizden çok yukarıdaydı. Darwin bunun nasıl olduğunu anlamak istiyordu. Kara mı yükseldi yoksa deniz mi çekildi? Hristiyan öğretilerine göre İncil'de bahsedilen tufandan beri karalar yerinden hiç oynamamıştı. Oysa Darwin'in gözlemleri gezegenlerin devamlı değiştiğini göstermektedir. Zihinsel arzularla yanan Darwin çevresindeki tehlikeden habersizdi. Arjantina'da acımasız diktatör Juan de Roazan meydan okudu. Darwin pasaport almak zorundaydı. Listeye Don Carlos Naturalista yazdı. Naturalista mı? Bu naturalista da neymiş diyenlere tercümanı aracılığıyla naturalist çevresindeki her şeye ilgi duyan insandır der. Aldığı cevap, o zaman sen bir ajansın olur. Roaz'ı etkiler. Best giriş ve sık ormanda kendine yardımcı olacak bir refakatçi kopartmayı başarır. Tierra del Fogo'nun da balta girmemiş ormanlarını görene kadar kendinden gayet emin. O ana kadar yaşadığı hayat, insanın hayvansılığını, çıplaklığını ve ilkelliğini kavramasına imkan tanımamıştır. Kendisi gibi insanları ya da Cambridge'de içkilerini yudumlayan insanları, bu kadar ilkel ya da bu kadar uygar insan olduğunu, aynı Tanrı'nın yarattığına inanmakta çok ama çok zorluk çekiyordu. Tüm bu olanlara bir anlam veremiyordu. Yaşadıkları insanların hayvanlar aleminden geldiğini düşünmesine neden oldu. Darwin'e göre yeryüzündeki tüm canlılar akrabaydı ve doğayla çok güçlü bir etkileşim içindeydi. Cape Burnu'nu geçtikleri sırada Darwin, Batı tarihini hiç etkilememiş olma ihtimalinin çok yakınından geçti. Azgın denizdeki dağ gibi dalgalar Beagle'ı 3 kez vurdu ve yan yatmasına neden oldu. En arka kabin su doldu ve bütün kayıklar indirildi. 4. bir dalga gemideki herkesin sonu olurdu. Darwin sandıkladığı örnekleri belirli aralıklarla Cambridge'deki Mr. Henslow'a gönderdi. Çağrıldığı limanlardan gönderilen mektuplara ulaşması mümkündü fakat ikinci yılın sonunda Henslow'dan tek bir mektup bile gelmemişti. Darwin çalışmalarının yararsız, seyahatinin ise zaman kaybı olduğuna inanmaya başlamıştı. Tam o sırada bir mektup aldı. Henslow, Darwin'in koleksiyonundan ve çalışmalarından övgüyle bahsediyordu. Darwin çok heyecanlandı. Henslow, Darwin'in fosillerinden İngiliz bilim adamlarına da bahsederek onu kısa zamanda üne kavuşturdu. Fakat şimdiye kadarki koleksiyonu, Ekvator sahilindeki küçük bir ada grubundan elde edilenlerle karşılaştırılırsa çok zayıf kalırdı. Kaderinin ve insanlık tarihinin Galapagos adalarındaki bulacaklarıyla tümüyle değişeceğini henüz bilmiyordu. Adaları gördüğünde ilk hissettiği yılgınlık oldu. Uzaktan yavan ve korkunç göründüler. Daha yakından bakınca egzotik ve garip bir hayatı barındırdığını fark etti. Galapagos'ta bulduğu bir açık hava laboratuvarıydı. Adalar barındırdıkları tarih öncesi hayatı Darwin'in çağına taşımışlardı. Son yüzyıla kadar insanların ayak basmadığı olağanüstü bir yerdi burası. En heyecanlandırıcı olansa hayvanların insanlardan hiç korkmamasıydı. Darwin bulduğu uysallıktan yararlandı ve adayı kaplumbağa sırtında gezdi. Hayvanların adadan adaya küçük farklılıklar gösterdiğini gözlemledi. Bir adadaki ispinozların böcek yakalayabilmek için uzun gagaları vardı, başka bir adadaysa fındık ve ceviz kırabilmek için ağır gagası olanlara rastladı. Bu küçük farklılığa rağmen iki türün de aynı soydan geldiğine emindi. İncil'e göre türler yaratıldıklarından beri hiç değişmemişlerdi. Galapagos adalarındaysa hayvanların evrim geçirebileceği görülüyordu. Darwin'in keşfi Tanrı'ya meydan okuyordu.
Yeni bir arkadaşına şöyle yazdı. Kulağa bir cinayetin itiraf edilmesi gibi gelebilir ama türlerin değişebileceğine inanmaya başladım. Bir başka deyişle evrim. Bu bir suçtu çünkü iyi işlenmiş bir cinayet ciddi bir suçtu. Cinayet işleyenler cezalandırılır ve Darwin cezalandırılması gerektiğini hissediyordu. Darwin hayatı boyunca babasının en doğru olarak benimsettiği prensiplere uymaya çalıştı. Saygın insanların arasına girebilmek için din ve tıp eğitimi aldı. Şimdi ürettiği fikirler kurulu düzeni tehdit ediyor ve onu toplum dışına itiyordu. ...1836 yılında denizde geçen 5 uzun seneden sonra İngiltere'ye geri döndü. Charles Darwin yolculuğa üniversiteyi yeni bitirmiş, ürkek bir genç olarak başladı. Kendine güvenen 27 yaşında bir genç adam olarak bitirdi. Deniz tutmasıyla ve tehlikeli yerlilerle başa çıktı. Bununla birlikte bir doğa bilimci olarak harika işler başardı. Yolculuğunun sırasında 1500'den fazla hayvan türü buldu ve Batı Avrupa'nın hiç tanımadığı 4000 kemik, kabuk ve kurutulmuş örnek topladı. En seçkin bilim adamları bu parlak genç adama öncülük etmek için sıraya girdi. Dışarıdan bakıldığında bir saygınlık abidesi gibiydi ama birbirinden farklı iki hayatı barındırmanın gerginliğini taşıyordu içinde. Darwin hemen yerbilim ve doğa tarihi üzerine çalışan profesörlerin ilgi odağı oldu. Kısa bir süre sonra da bilimsel ilerlemenin adeta kilometre taşlarından biri haline geldi. Ateneum'a verilen Seçkin Beyefendiler Kulübü'ne takdim edilmişti. En iyi mevkilerde olan mükemmeliyetçi insanlarla beraberdi artık. Eğer bu insanlar Darwin'in değişerek oluşumcu olduğunu bilselerdi, onun tüm profesyonel itibarını ve kariyerini bir anda yok edebilirlerdi. Tüm gizli düşünceleri, daha sonra evrim adını alacak teorisi, değişerek oluşum üzerineydi. Türlerin değişim geçirdiğine tümüyle ikna olduğunda bir sonraki soruya geçti. Onları değiştiren mekanizma neydi? Bir keşif gezisi sadece yeni yerler görmekten ibaret değildir. Döndüğünüz yere yeni ve farklı gözlerle bakabilmeyi de kapsar. Darwin'in yolculuktan döndüğünde yaptığı da tam budur. Araştırma ve çalışmalarına bir İngiliz sayfiyesinde yer alan evinde devam etti. At ve güvercin üreticilerinin istenen bir özelliği nasıl genele yaydığını inceledi ve doğanın da benzer bir metot kullanıp kullanmadığına baktı. 1838'de teorisinin taslağı hazırdı. Doğadaki rekabet türlerin değişmesine yol açar ve çevre şartlarına en uygun mutasyona uğrayanlar başarılı olur. Kısacası en uygun olanlar hayatta kalır. 1839 yılında Beagle yolculuğunu bilimsel maceraların canlı hikayesini anlatan bir kitap haline getirerek yayınladı. Kendi kitabı Cambridge'de hayal gücünü harekete geçiren kitaplara benziyordu. Hemen en iyi satanlar arasına giren kitabı hem bilimsel kariyerini pekiştirdi hem de onu geniş kitlelere tanıttı. 30 yaşına gelmişti ve evlilik konusu kafasını kurcalıyordu. Evliliğin artıları, çocukları, uyumlu bir hayat arkadaşı, eksileri ise zaman kaybıydı. Münakaşalar ve zorunlu akrabalık ilişkileri ziyareti ona göre değildi. Kendini koltukta karısıyla otururken ve fonda müzik çalarken hayal etti. Bunu yaşamakta olduğu hayatla karşılaştırdı ve evlenmeye karar verdi. Hatta defterine evlen, evlen, evlen yazdı. Gelenekler aristokratların aile içinden biriyle evlenmelerini öngörüyordu. Evlilikler genelde kuzenler arasında gerçekleştiriliyordu. Charles'ın kuzeni Emma Wedgwood, eğitimli, zarif bir bayan, aynı zamanda Wedgwood mirasının varisiydi. Darwin, Emma'da bir annenin tipik özelliklerini buldu. Mektup ve günlüğündeki yazılarında kendisine bakabilecek, rahatlık sağlayabilecek bir eş aradığından sık sık söz eder. Emma, Darwin'in duyarlılığından etkilenmiş ve evlenme teklifini seve seve kabul etmişti. İkisinin de serveti birleşince Darwin'in maddi açıdan hiçbir endişesi kalmamıştı.
İdeal bir çift gibi görünüyorlardı ama bir fikir ayrılığı mutluluklarını tehdit ediyordu. Emma güçlü inançları olan bir Hristiyandı ve Darwin'in özgür düşünce şeklinin Tanrı'dan uzaklaşmasına neden olmasından korkuyordu. Darwin'in inançsızlığı yüzünden cehenneme gitmesinden ve kendisi cennette olduğu için sonsuzlukta birlikte olamamaktan ürküyordu. Emma Darwin'e bir mektup yazarak korkularını dile getirdi. Mektubu okuyan Darwin gözyaşlarına boğuldu. Emma'yı içtenlikle seviyor fakat öbür dünya fikrine inanıyormuş gibi yapamıyordu. Bu ikisinin de göz ardı etmeyi seçtiği bir çıkmazdı. 1839'da evlendiler ve 3 yıl sonra Londra'dan küçük bir İngiliz sayfiyesine taşındılar. Down House adındaki bu şirin ev, Darwin'in radikal fikirlerini olgunlaştırmasına fırsat veren güvenli sığınağıydı. Saygın akademisyen görüntüsünün arkasında dine karşı düşünceler üreten bir suçluydu. 1842 yılında evrim teorisini açıklayan 35 sayfalık bir makale yazdı. Aniden ölmesi halinde yayınlatılmasını söyleyerek mühürlü bir zarf içine koyup karısına verdi. Darwin her aşamada çok dikkatli davranıyordu. Çünkü ortaya koyduğu teorinin doğru olması biyoloji alanında bir devrim demekti. O yıllarda evrimden bahsetmek bilimin sınırları dışında ve tehlikeli olmak demekti. Hayatının baharında bir genç adamın içine düşmek isteyeceği en son durum budur zannediyorum ki. Darwin'in düşüncelerini kendisine saklamaktan başka çaresi yoktu. Ve 20 yıl boyunca da hep öyle yaptı zaten. Sessizliğin bedeli ağır olabilirdi. Darwin hayatının geri kalanında yakasını bırakmayacak ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Bir keresinde haftalarca süren kusma, ateş ve titreme nöbetlerine tutuldu. Durumun büyük ihtimalle iki nedeni vardı. Yaşadığı ikili hayatın stresi ve Brezilya'da bir böcekten bulaşan Chagas mikrobu. Başka şeylere üzüldüğünde Chagas mikrobu bünyesinin zayıf düşmesine ve onun hastalanmasına neden oluyordu. Hayatındaki en küçük bir duygusal yoğunlukta, hatta evrim hakkında fazla düşündüğünde bile hastalığı şiddetli bir şekilde baş gösteriyordu. Zamanında en dik dağlara tırmanmış araştırmacı, şimdi evinin bahçesinde yürümekte güçlük çekiyordu. Bundan sonraki 40 senesini yarı yatalak olarak geçirdi. Evinden çok az çıkıp günde sadece 2-3 saat çalışabiliyordu. Önceki halimle karşılaştırıldığında şimdi kalın kafalı, yaşlı ve ruhsuz bir köpek gibiyim. Acı ve ironik de olsa yarışın en iyiler için olduğunu kabullenmeye çalışıyorum. Elimden gelen sınırlı da olsa başkalarının bilimde gerçekleştirdiği ilerlemeleri takdir etmeliyim. Darwin, 1840'lı yılların çoğunu zihninde kilitli kalmış sırlardan kaçarak geçirdi. Evrim teorisini dünya ile paylaşmak çok tehlikeli olabilirdi. Ailesini ve itibarını mahvedebilirdi. Kronik sağlık sorunları çalışma süresini günde birkaç saatte sınırlıyordu. Darwin bu süreyi doğal hayatın en küçük detaylarını keşfetmeye harcadı. 8 yılını kabuklu deniz hayvanlarını incelemeye ayırdı. Darwin'lerin evi uzun süre kabuklu deniz hayvanlarıyla doluydu. Evin her tarafında kabuklu deniz canlılarıyla dolu kavanozlar vardı. Darwin'in oğluyla oynamaya gelen arkadaşlarından biriyle ilgili bir hikaye de vardır. Evin halini gören çocuk, "Baban bunları inceleyecek yeri nasıl buluyor?" demiş. Hastalığı Darwin'i evine hapsetti ve dış dünyayı mektuplar aracılığıyla ayağına getirmeye zorladı. Bir zamanlar böcek topladığı hevesle şimdi bilgi topluyordu. Bilgiye ulaşmak için misyonerlerden denizcilere, doğa bilimcilerden bilimsel birikime kadar her aracı kullandı. Çok çalıştı. İstisnasız her gün mektuplar yazdı. Sağlık durumunu aldırmadan her koşulda diğer bilim adamlarıyla fikir alışverişini sürdürdü.
Bunu nerede gördün, onu nerede buldun, şundan haberin var mı? Tüm bunları yaparken dünya çapında bir bilim adamıyla içine kapanık, duygusal Darwin arasında gidip geliyordu. Bütün gün evde, kurulu bir düzen içinde ve sevgili karısının devamlı ilgisiyle yaşadı. Karısı, bakıcısı, koruyucusu ve istenmeyen misafirlerin kovucusuydu. Darwin çalışmaktan çok yorulduğunda karısı ona kitap okur ya da piyano çalardı. 10 tane çocukları oldu. İçlerinden 7'si erişkin çağa ulaşabildi. Tıpkı kendi babası gibi otoriter babaların olduğu bir devirde Darwin çocuklarına sevgisini göstermekten hiç çekinmeden ve onları taparcasına sevdi. Konu çocukları olduğu zaman onlara ayıracak vakti hep yaratırdı. Hatta bir keresinde 4 yaşındaki oğlu çalışmasının tam ortasında Darwin'e 6 peni teklif edip kendisiyle oynamasını istemişti. Çocuklarıyla arasında güçlü bir sevgi bağı vardı. Onlarla vakit geçirmekten çok zevk alırdı. Darwin çocuklarını el üstünde tutarken onlar da babalarının acıya karşı aşırı duyarlılığını hissettiler. Çocuklar aldıkları küçük sıyrıklardan sonra bile yara bandı almak için Darwin'in odadan çıkmasını beklerlerdi. Küçük bir yaradan bile etkilenen babalarını üzmek istemezlerdi. En büyük kızı Annie'ye özel bir yakınlık gösterirdi. Neşe dolu bu hassas çocuk zamanla Darwin'in vazgeçilmez yoldaşı oldu. Çok güzel bir çocuktu ve Darwin yaşlılığında ona bakacak insanın kızı olduğunu düşünüyordu. Darwin çalışırken sandalyesinin yanında sessizce oynardı. Çalışan babasının odasına girebilen tek çocuk oydu. 9 yaşında Annie canlılığını yitirmeye başladı. 9 ay içinde çok zayıf düştü ve hiçbir tedaviye yanıt vermedi. Darwin çılgınca bir doktordan diğerine koşup durdu. Sonuçta kızının başında tek başına oturarak ellerinin arasından kayıp gidişini seyretti. 1851'in Paskalya tatili boyunca kızının eriyip gidişini seyretti. Annie'nin ölümünden sonra kıyamet günü diye bir şey olmadığından artık emindi. Hayatta kalma savaşı içinde ezilen kızı, Darwin'e manevi ve adil bir düzen olmadığını somut olarak gösterdi de diyebiliriz. Neşesi ve hayvansı ruhu sanki vücuduna sığmıyordu. Her anı sevinç, telaş ve heyecan doluydu. Birlikte yürüyüşe çıkardık ve bu yürüyüşlerimizde oyunlar oynayarak hep önümde giderdi. O güzel yüzü hep tatlı gülüşüyle parlardı. Umarım şimdi hepimizin onu ne kadar içtenlikle sevdiğini, neşeli yüzünü ne çok özlediğimizi hissediyordur. Darwin kızının ölümünün etkisinden kurtulunca ertelediği çalışmalarına geri döndü. Sırada teorisini toplumun gözünün önüne sermek işi vardı. 1858 yılında onu harekete geçiren olaya kadar kitabını yazmak ve mükemmelleştirmek için yıllarca çalıştı. Çalışmalarını yayınlamak için 20 yıl beklemişti ve İngiliz doğabilimci Alfred Weiss, Darwin'den bağımsız olarak oluşturduğu evrim düşüncesiyle ortaya çıkıyordu. Darwin, devrim yaratacak fikirleriyle toplumun ilgisini çekmekte kararlıydı ve 13 ay süren yoğun bir yazma dönemine girdi. Kitabın itibarını ve çocuklarının geleceğini tehlikeye atacağını biliyordu. En kötüsü, meleğim dediği kadına acı vereceği kesindi. Karısı Emma'nın dini inançları çok kuvvetliydi. Bunun aralarında sorun olacağını hissetmişti aslında Darwin. Bu kadar sevdiği, saydığı ve ihtiyaç duyduğu karısını incitecek olmaktan da nefret ediyordu. Karısının ortaya koyduğu fikirleri kabullenmekte çok zorlanacağını daha başından beri biliyordu. Ama buna katlanacaktı. Evrim teorisine göre insan da bir hayvandı ve ölümsüz ruh diye bir şey yoktu. Bu görüş Hristiyanlığa kökten karşıydı. Çünkü ruh olmayınca daha iyi bir manevi hayata teşvik eden güç de ortadan kalkıyordu.
cennet ve cehennem, ödül ve cezadan söz edilemezdi. Darwin kitabını bitirmeye çalışırken işlemiş olduğu günahların acısını çekiyormuş gibi hissetti. Vücudunda çıbanlar çıkıyordu, düşmüş ve bacağını incitmişti, zorlukla yürüyordu, kusuyordu. Tüm bunların yanı sıra kitabının son düzeltmelerini bitirmeye, Cambridge'deki arkadaşları ve rahibine göndereceği tanıtım kopyalarına eşlik edecek mektupları yazmaya çalışıyordu. Çevresindekilere beni canlı olarak çarmıha gelmek isteyeceksiniz gibi şeyler söylüyordu. Bunlar kitabının olumsuz tepkiler alacak olmasının yarattığı tedirginliğin sonucuydu. Bütün dünyanın ağırlığını omuzlarında hissediyordu. 20 yıldır kaderine karşı koyuyordu. Tümüyle farklı iki hayatı bir arada yaşamıştı. Artık bu sessizliğin sonu gelmişti. 1859 yılının Kasım ayında Türlerin Başlangıcı adlı eserini yayınlayarak fırtınaların kopmasını beklemeye başladı. ...1858 yılında 50 yaşına gelmiş olan Darwin, evrim ve türlerin başlangıcı hakkındaki teorisini yayınladı ve büyük yankılar uyandırdı. İlk basında yayınlanan 1250 kopya bir gün içinde tükendi. Darwin'in teorisi eleştirilmiş ve tümüyle yanlış anlaşılmıştı. Günümüzde bazı insanlar Darwin'in insanların maymun soyundan geldiğini savunduğunu söylüyor. Oysa Darwin, maymunlarla insanların aynı soydan geldiğini ve evrimlerini farklı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Victoria zamanı İngiltere'sinde insanların aşağılık ve çirkin yaratılıklarla aynı soydan olduğuna ihtimal bile verilmiyordu. Darwin'in teorisi maskaralık olarak değerlendirilip alay konusu oldu. Beyaz sakalı karikatüristler için eşsiz bir malzemeydi. Sakalından yararlanarak maymuna benzeyen resimler çizmişlerdi. Büyük İngiliz Kilisesi tüm İngiltere'nin resmi kilisesi olarak saltanatını sürdürmekteydi. Darwin teorisini ortaya koyarken bunun anlamsızlığını ve kilisenin sahtekarlığını vurgulamaktan kesinlikle kaçınmamıştı. Ülkeyi yönetenler için bu korkunç bir durumdu. Önceki yüzyılda Fransa'da olanların kendi başlarına gelmesinden korkuyorlardı. Özgür düşünce ve radikal fikirler alt sınıfları düzeni sorgulamaya itmişti. Sonuçta pek çok insan öldürülmüştü. Bunların İngiltere'de yaşanmasını asla istemezlerdi. Bir yandan da yaratılışçılar ve Darwinciler arasındaki tartışma sürmekteydi. Darwin tartışmaları güvenli evinde takip edip bir yandan da kıdemli bilim adamlarının desteğini kazanmak için uğraşıyordu. Darwin halkla ilişkilerin önemini kavramıştı. 10-15 kadar kıdemli bilim adamının kendi tarafına çekilebilmesi için çalışmaya başladı. Kararsız olanları, kendi tarafındakileri ve karşı olanları sürekli olarak takip ediyordu. Aydınlar ve toplum Darwin'in düşüncelerini yavaş yavaş benimsedi. 20 yıllık titiz çalışmaları sonucu oluşan birikimi en kuvvetli dayanağıydı. Açık görüşlü bir insanın bu fikirleri inkar etmesi mümkün değildi. Hatta bir takım din adamları bile Tanrı'nın dünyayı ve canlıları evrim geçirebilir ve değişebilir bir şekilde yarattığı kanısına vardılar. 1871 yılında İnsanın Terbiyelisi adlı kitabı yayınlandı. İlk kez insanların atalarının daha az gelişmiş hayvanlar olduğunu açıkça söylüyordu. Beklediğinin tersine Kökler adlı kitabı kadar çok tepki almadı. Sadece 10 sene içinde öne sürdüğü fikirler biyolojinin yapı taşları haline geldi. Evrimin yükü omuzlarından kalkan Darwin'in sağlık durumu da hızla iyiye gidiyordu. Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasının üstünden tam 20 yıl geçmişti. Darwin'in fikirlerinin doğruluğundan hala şüphe ediliyordu. Fakat artık kimse onları tartıştığı için alay konusu olmuyordu. Cambridge'den zorlukla mezun oluşundan tam 20 yıl sonra saygın ve yaşlı bir insan olmuş ve Cambridge'in onur ödülüne layık görülmüştü. Bu ödül onu çok duygulandırmıştı. Tam 20 yıl sonra, karısı Emma ile aralarında olan acı çıkmaz dışında huzurlu ve mutluydu. Emma inançlı kimselerin ölümünden sonra cennete gittiğine inanıyor ve Darwin'in orada sonsuza dek kendisiyle olmayacağı düşüncesine katlanamıyordu.
Yıllar geçtikçe aralarındaki dini ayrım iyice belirginleşti. 1882 Nisan'ında 73 yaşında büyük bir kalp krizi geçirdi. Kalan son günlerini hayatının büyük bir bölümünde olduğu gibi sevgili karısının yanında geçirdi. Darwin karısının kolları arasında son nefesini verirken bundan sonra da bir şekilde birlikte olabileceklerini umduğunu söyledi. Fakat karısının yüzündeki ışıltıdan onun cennete gideceğini, kendisi içinse böyle bir ihtimalin var olmadığını biliyordu. Ölümüyle son bir tartışmaya neden oldu. Nereye gömülecekti? Ailesi cenazenin Westminster Manastırı'nda yapılmasını rica edince çok şaşırdı. Zaman değişmişti. Manastırın Darwin'in cesedine, Darwin'in cesedinin manastıra olduğundan daha çok ihtiyacı vardı. Çünkü harika emperyalist Darwin hükümdarlığını genişletmişti artık. Yeni bilgi alanları yaratarak bilimin bayrağının yeni diyarlarda da dalgalanmasını sağladı. İngiltere, asi çocuğunu bağrına bastı. 26 Nisan 1882'de İngiltere'nin en saygın simaları Westminster Manastırı'nda Darwin'in Isaac Newton'ın yanında yatan cenazesini görmek için toplandı. Hristiyanlığın ayağını kaydıran adam sonsuza dek Tanrı'ya adanmış toprakta uyumaya layık görüldü. Ölümünü izleyen yıllarda türlerin kökeni 39 dilde 400 baskı yaptı. Doğal sürecin bir parçası olarak değişikliğe uğrayan kanunlar insanların dünyayı kavrayışını kökünden değiştirdi. Türlerin kökeni yayınlandıktan sonra Tanrı birçok alanda kenara itildi ve yerini doğal açıklamalar aldı. Canlılar hakkında olağanüstü görünen her şey, sosyal örgütlenmeleri, davranışları da dahil olmak üzere hepsi doğal güçlerle açıklandı. Darwin, insanın dünyaya bakışını değiştiren, tarihe geçmiş birkaç insandan biridir. Fen ve popüler kültürde yeni bir dönemin başlamasına öncülük etti. Charles Darwin adını ya televizyon ya basın aracılığıyla hemen hemen her gün duyuyorum. Bu inanılmaz bir şey. Sıkça beni çok şaşırtan bir olayla karşılaşıyorum. Oğlunun torunu olduğunu öğrenip size dokunabilir miyim diye soranlar oluyor. Çok güzel bir duygu tabii. Darwin hayatını doğanın harika sırlarını çözmeye adadı. Manastırdaki cenazesinde kilise korosu sözleri meseller kitabından alınan o güzel ilahiyi söyledi. Bilgiye ulaşıp onu anlaşılır kılan insan mutludur.